Lisesi'ne de. Evet, Türk müziğinin değerli sanatçısı, büyük sanatçısı burada kendi köşesinde yaşamını sürdürüyor. Hem de müzikten hiç kopmadan. Sesinde, dilinde, gönlünde müzikle birlikte kaç yıl geçti diye merak ediyorsanız hep birlikte soralım. Evet, kaç yıl? 50 yıl. 50 yıl, 50 Evet. sanat yılı. Evet. Bir hanımın normal olarak 50 yılı itiraf etmesi çok zorken 50 sanat yılını geride bıraktığını söylemek, hem de hiç öyle göstermediği halde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız hemen merak konusu bir başka soru geliyor ardından. Kaç yaşında başladınız? 11 yaşında. 11 yaşında mı? Evet. Efendim, 11 yaşında Burhaniye'deydim. Orada şarkılarımı söylüyorum. Fakat şarkı diye bir şey bilmiyorum. Yeşil kurbağalar, bir de gazelim var. Şu gelen kayık mıdır? Hünkâra layık mıdır? İçinde bir kuzum var. Ağlasam ayıp mıdır? Ve gazel okurken de hanendenin tepini alıyordum, yüzüme koyuyordum. Utanıyormuşum galiba. Ertesi o gece okudum. Ertesi günü baktım, bana top bebekler hediye geldi. Bu iki şarkıyı okuyorum. İniyorum aşağı, top bebeklerle oynuyorum. Ay ne cici kız, ne güzel kız, ne küçük kız diyorlar bana. İşte vaktim geliyor. Gene gidiyorum, gene aynı şarkıları söylüyorum orada. Bir müddet geçtikten sonra İstanbul'da 16 yaşında Londra birhanesinde istediler beni oraya çalışmam için. Fakat biz Londra birhanesine annemden biz bulamadık, döndük eve geldik. Ertesi günü geldiler, kızım niye gelmedin dediler. Biz bulamadık Londra birhanesini dedim. Aldılar bizi, götürdüler. Başladım şarkı söylemeye. Rahmetli Selahattin Pınar, Artaki Candan, birçok Mısırlı İbrahim, birçok bestekarlar benim sesimi beğendiler. Hatta o arada Selahattin Pınar'ın bir huyu vardı. Diye burasını ısırırdı. Aman efendim, bir hata mı ettim dedim. Bir kusur mu ettim size? Hayır evladım dedi. Ben çok hislendiğim, çok sevdiğim bir şey dedi. Buramı ısırırım yavrum dedi. O zaman rahatlamıştım. Sonra biz sırada oturuyorduk efendim. Nasıl? Efendim, tabii solistler sonra çıkıyordu. Biz sırada oturuyorduk. Zamanımız geldiği zaman kalkıyorduk. 2-3 şarkı söylüyorduk. Yine yerimize oturuyorduk. Yani ilk başta çıkan, bugün uvertür denen sanatçılar Evet bir efendim. arada Evet oturuyorlardı efendim. ve toplu olarak mı söylüyorlardı, tek tek mi? Toplu olarak hanendeler söylüyorlardı. Biz de sırada oturuyorduk. Tek tek çıkıp okuyorduk efendim. Sololarımızı yapıp ki tekrar yine oturuyorduk. O zaman bas solist Eftaliye'ydi. Eftaliye'ydi. Sonra patronlar ve büyük sanatkar arkadaşlar dediler ki bu sese yazık olur. Çok günah. Sırada harcanmaz bu ses. Bunu solist yapacağız dediler. Ben de katiyetle şey etmedim. İstemedim. Ben olamam dedim. Solistlik olamam. Ben sırada oturacağım. Aman kızım, bu sesine günah senin dediler. Yazık sırada. Çok günah dediler. 20 lira yevmiye yaptılar bana. Günde 20 lira verdiler. 8,5 liradan 20'ye şey ettim. Çıktım ve bana tuvaletler diktiler. Beni solist yaptılar. O gün bugün solist olarak gidiyorum. Allah'a Ve çok şükür. ilk başladığınız bu dönemlerde mikrofon yoktu. Katiyen yoktu efendim. Küçük çiftlik parkında yazları okurduk. Kışları da Londra birhanesinde okurdum. Hatta benim tahayyül ettiğim zaman, ediyorum hala, o küçük çiftliğin o çamlarında avize gibi, kristal avize gibi seslerimiz hala da sallanır gibi geliyor bana. Başta belirttiğiniz gibi gazel tutkunuz pek küçük yaştan başlıyor. Sanat yaşamınızla birlikte galiba. Evet efendim. Hafız Burhan'dan bu tutkuyu aldım efendim. Kendilerini pek severdim. Çok çocuktum. Bir gün sedirin üstünde uyurken baktım, bir şarkı, Mahber diye bir şarkı söylüyor. Camdan başımı, cam kapalıymış. Bir uzattım, cam kırıldı, boynuma geçti. Fakat ben cam kırılmış, boynuma geçmiş, oralı değilim. Fakat o ses, güzel sesi dinliyorum, o güzel şarkıyı dinliyorum. Annem koştu içeri, bir tane eyvah dedi, yavrumun yüzü gözü kesildi. Bir şey olmadı anne dedim. Hemen annemden para aldım, 100 para. Gittim, o ilanı aldım. Amca bir daha okur musunuz dedim. Okuttum ve öğrendim. Ben bu şarkıyı akasya ağacında okuyordum. Herkes gelip beni dinliyordu. Aman ya Rabbi diyordum. Sesim güzel ki herkes beni dinliyor diyordum. Burada başladı efendim benim tutkum. Duyduğumuza göre ileride bir gazelle anılmayı vasiyet ediyormuşsunuz. Evet.
Hangi gazel bu? Bir görüşte aşık oldum gözlerine ey peri. Yandı kalbim. Yo yo, hangi gazel derken bunu dinlemek isteriz biraz da o şekilde. Şöyle öyle hemen, mi? Hemen hemen peki. Şimdi. Bir görüşte aşık oldum gözlerine peri. Yandı kalbim, harap oldu. Gördüğüm günden beri yandı kalbim, harap oldu. Çok çok teşekkür. Estağfurullah efendim. Tabii müziksiz, enstrümansız biraz güç oluyor. Gayet bunu takdir efendim, ediyoruz. Gayet tabii. Hafif müzikle hiç ilgilendiniz mi? Hayır. Hocalarım bana derlerdi ki, yavrum, Hamiyet, sen bir daldan gidiyorsun, oradan yürü, bu tarafa geçme. Ben de bu taraftan yürüdüm. Fakat çok sevdiğim bir arkadaşım Seyyan vardı. Sesi harikulade güzeldi. Tangolar okurdu. Hiç unutmam. Dönmeyecek misin geri? Ey yeşil gözlü peri. Tangoyu okuduğu zaman kendimden geçerdim. Evde bazen mırıldanırdım. Ama yine de Seyyan gibi okuyamazdım ben bunu. Peki Sayın Hamiyet Yücesiz, şimdi sizden rica etsek, bugünün hafif müzik parçalarından birini söylemenizi istesek. Aa, yok. Niye? Olamaz gibi geliyor, yapamam gibi ne geliyor. Ne bakımdan? Bilmiyorum, benim çünkü branşım ayrı. O branş ayrı. Zor mu geliyor size? Zor gelir gibi geliyor bana. Çek git yoluna bak.